kardeşim, Allah kahretsin. Allah kahretsin. Maşallah. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ne yaptın ya? İyisin. Maşallah. Sen de mi? Kardeşim ne yaptın ya? Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyi. Allah ilkersin ya. Ben de iyiyim. Sen ne yaptın? Ülkeye gitmeyi düşünüyor musun birazdan? Uygun bir ülkeye alıyorum da. Uygun bir ülkeye bulabilirsem gidip gelmeyi düşünüyorum. Hmm. Sen ne düşünüyorsun? Ben de haftaya köye gideceğim inşallah. Güzel kardeşim. Babam alıyor. Alo. Efendim baba, buyur. Baba sen ciddi misin ya? Allah korusun baba ya. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Tamam, Allah'a emanet ol, hadi görüşürüz baba. Kendinize iyi bakın. Hadi kardeşim, bir şey mi oldu? Ya babam aradı şimdi de, Ankara ile İstanbul'da bir şeyler oluyormuş. Eğlenceli bir şeyler. Bilgisayar açtı, ben bir geliyorum dışarıya bir bakayım canım. Ha, tamam. Hoş kardeşim. Ankara İstanbul'da bir şey var da elimde falan. Hadi dur, ben bir bakayım internetten. Allah Allah. Ne olmuş ki, anlamadık ya. Allah'ım ya Rabbim, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapıldığı belirtilen açıklamada ordunun yönetime el koyulduğu açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bunun ordu içindeki bir grubun kalkışması olduğunu söyledi. Allah korusun. Ve halka meydanlarda toplanma çağrısı yaptı. Arkadaşlar bir dakika, Kırgızistan'dan arıyoruz arkadaşım. Al cevaptaki ne okudun dostum? Ya biz de hazır okuduk internetten dost. Sizleri çayırta okudunlar. Askeri tönkörüş? Çok çok dost. Türkiye'de askeri tönkörüş bugün çok dost. Sen sırtlı kavarlarla şembe dostum. E biz Türkçe'de yaşavutağız go dost. Türkiye'de okup yaşavutağız dost. Çok çok. Hazırınca Kırgızistan'la barbayım dost. Yok ançalık tınsızdan ba dost. Türkçe'de tınçele bardağı çarşı. Ova dostum. E ben de bakayım internete. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya gelseniz arkadaşlar. Ya bu... Herkesi şehirlerin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve ben de bu gece aynı şekilde onların arasında olacağım. Meydanlara çağırıyor arkadaşlar. Hacı ya ne olacak şimdi ya? Arkadaşlar Cumhurbaşkanı hepimizi meydana çağırıyor. Milletimizi. Benim acil şeye gitmem lazım. Meydana inmem lazım. Ben gidiyorum. Sakın dışarıya çıkmayın. Arkadaş olur mu ya? Biz de hep beraber geliyoruz. Kardeşim siz misafir öğrenin, sizinle uygun olmaz. Başınıza falan bir şey gelir. Anneniz babanız burada falan değil. Allah korusun. Ya kardeşim sen ne diyorsun? Bizi yabancı gözüyle değil, misafir gözüyle bakan Türk halkı bu böyle zor durumda biz her zaman yanındayız. Biz beraberiz. Türkiye bizim de ülkemiz. Türkiye bizim de ülkemiz. Türkiye... Kayseri'den gelen Kırgızistan'dan misafirimiz olan sevgili Manas Bek Maksudov kardeşimizi sahneye alıyorum. Ve kendileri önce bize duygularıyla ilgili bir paylaşımda bulunacak. Selamun aleyküm. Hepinize Allah'ın selamı ve rahmeti olsun. Sözlerimi merhum Necip Fazıl Ustad'ın şu mısralarıyla başlamak isterim. Her şey akar. Su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Olduklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Malumunuz 15 Temmuz. Kirli insanların kirli işleriyle tarih sayfalarına kırmızı renkle kaydedildi. Ekmeğimizi, tuzumuzu paylaştığımız insanların ihanetine maruz kaldık. Ama içi çürük insanlar ihanet edip bizden ayrıldığına göre biz bize kalmışız demektir. Ben Maksudov Manasbek, Kırgızistanlıyım. Kayseri Devlet Üniversitesi'nde yüksek
yüksek lisans yapıyorum. Biz Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrenci olarak devletimizin birer temsilcisiyiz. Rengimize baksalar birimiz beyaz, birimiz siyah, diğerimiz farklı renklerdeniz. Uyruğumuz birimiz Türk, birimiz Afgan ve birimiz Afrikalı olabilir. Ama hepimiz kandan ve çamurdanız. Fakat mevzumuz vatan olunca gerisi teferruattır. Hainler her zaman her devletin içinde olmuştur. Nihayetinde sadık davasından dönmeyenler kazanmıştır. Mevlana'nın dediği gibi aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşabilmiştir. Bizim dilimiz farklıdır ama dinimiz, duygumuz, düşüncelerimiz ve davamız birdir. Bu yüzden Türkiye ve tüm Müslüman ülkeleri bizim de ülkemizdir. Bu kısa filmimizde anlatacağımız şey, o gece uluslararası öğrenciler de bir Türkiye vatandaşı nasıl meydanlara inmişse aynı şekilde inmiş ve Türk halkının yanında yer almıştır. Ve o gece dünyamızda yeni destan yazıldı. O destan bütün dünyaya vatan nasıl sevileceğini ve vatan nasıl korunacağını Türkiye'den öğrenmiştir. Sözümün sonunda da uluslararası öğrencileri yabancı öğrenci değil de misafir olarak kabul ettiği için tüm Türk halkına ve Türkiye devletine teşekkürlerimi arz eder ve bu kısa film, şiir ve hikaye yarışmasını düzenleyen UDF ve Sayın Bakan Bey'e ve Sayın AK Parti milletvekillerine teşekkürlerimi arz eder ve sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgili kısa film yarışmamızın birincisi Manas Beyk Maktov kardeşimize ödülünü vermek üzere Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Sayın Necmettin Bilal Erdoğan'ı sahneye davet ediyorum. Gidiş dönüş bileti olan bu defile Türk Hava Yolları'nın hediyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun milli forması. Teşekkür ederiz. Kutluyoruz. Biz bir milletiz.